ve modern hayat. Gerçekten her geçen gün insan üzerindeki yükü daha da arttırıyor. Mesela sorsak neredeyse hepimizin bir şikayeti var. İşte kimimiz depresyondan, kimimiz hafıza zayıflığından şikayet ediyoruz. Bunun ucu bipolar bozukluklara, anksiyeteye, hatta şizofreniye kadar varabiliyor. Şimdi uzmanlara göre bir an önce önlem alınmazsa yakın gelecekte ruh sağlığı bozukluklarının küresel ekonomiye maliyeti ne kadar biliyor musunuz? 16 trilyon dolara bulacak. Habere bir bakalım. Dünyada çok sayıda kişinin ruh sağlığı bozuk. Üstelik bu sayı her geçen gün artıyor. Bu tablonun insan doğasına da küresel ekonomiye de yükü hayli ağır. Konuya dikkat çeken Lancet Komisyonu'nun raporu. Rapor psikiyatri, halk sağlığı ve nörobilim alanında 28 küresel uzmanla hastalar ve savunucu grupların katıldığı bir araştırma sonucu kaleme alındı. Ruh sağlığı konusunda dünya çapında büyüyen krizin insanlar, toplumlar ve ekonomiler üzerinde kalıcı zarara yol açabileceği vurgulandı. Raporun başyazarı Harvard Tıp Okulu'ndan Vikram Patel bu durumun yaratacağı ekonomik maliyete dikkat çekti. Patel, maliyetlerin bir kısmının doğrudan sağlık hizmetleri, ilaç ve terapilerden oluşacağını ama asıl kısmınınsa dolaylı yollardan yaratılacağını belirtti. Yani ruh hastalıklarının neden olacağı üretkenlik kaybı, sosyal refahtaki azalma ve bu hastalıkların eğitime etkilerine işaret edildi. Rapora göre eğer önlem alınmazsa bu durumun 2010 ile 2030 arasında küresel ekonomiye maliyeti 16 trilyon doları bulacak. Rapordaki bir diğer çarpıcı bilgi ise son 25 yılda ruh sağlığı rahatsızlıklarının çarpıcı şekilde artış göstermesi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya çapında 300 milyon insan depresyonda, 50 milyon insan bunama, 23 milyon insansa şizofreninin pençesinde, 60 milyon insan da bipolar bozuklukla mücadele halinde. Dünya Sağlık Örgütü uyarıyor. Böyle giderse ruh sağlığı bozuklukları 2030'a kadar sağlık sistemine en büyük yükü getiren rahatsızlık olacak. Şimdi araştırmanın detaylarını haberimizde izledik. Dünyada çok sayıda kişinin ruh sağlığı bozuk. Üstelik bu sayı her geçen gün artıyor. Fazlasıyla hissediyoruz da bunu zaten. Bu tablonun insan doğasına da küresel ekonomiye de yükü gerçekten ağır. Bu konuyu psikiyatr Profesör Doktor Özkan Pektaş'la konuşalım istedik. Hocam merhaba. Merhaba Hülya Hanım. Bu yapılan uyarıların hepsini sanırım dikkate almamız gerekiyor. Ruh sağlığımız bozuluyor. Teknoloji de geliştikçe bunda ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum gerçekten. Şimdi dünyada çok sayıda kişinin ruh sağlığı bozuk ve sayı her geçen günde artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya çapında 300 milyon insan depresyonda, 50 milyon insan bunamada, 23 milyon insansa şizofrenin pençesinde. 60 milyon insan da bipolar bozuklukla mücadele halinde. Ne diyelim, hastayız hepimiz, hastalanıyoruz ve umutsuzuz sanırım. Yani siz umutlu musunuz bu durumdan? Ne dersiniz? Yani ben şöyle umutluyum. Artık halkın psikiyatrik hastalıklarla ilgili farkındalığı eskisi gibi değil. Daha rahat psikiyatrlara başvurabiliyorlar ve yardım istiyorlar. Hı hı. Ama bu rakamlar gerçekten doğru rakamlar. Mesela şizofreniyi biz hep %1 olarak toplumda açıklardık. Değil mi? En son raporlar %1.1 olarak vermeye başladı. Hı hı hı. Depresyon için ise zaten her 6 kişiden bir kişi hayatının bir döneminde kesinlikle depresyon yaşayacak derdik. Hı hı. Şimdi bu oranda 105 kişiye indi. Hı hı. Gelişen şartlar, gelişen teknolojik durumlar, bütün bunlar daha fazla strese maruz kalmamıza sebep oluyor. Tabii burada çok güzel bir açıklama da olmuş. Yani bu doktora gidip doktorda harcanan parayla açıklanmıyor. Psikiyatra harcanan parayla. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Panik anksiyete bozukluğu toplumda %6-%7 oranında. Evet. Gidin bir acile, bir hastanenin aciline. 12 hasta acile başvuruyor ise kalp şikayetiyle. Bunların en az 7'si, 8'i bizle ilgili. Hı hı. İşte panik anksiyete bozukluğu ile ilgili. Ve yapılan tetkikleri düşünün. MR'lar, anjiyolar, kan tahlilleri, şunlar bunlar zaten çok ciddi bir maliyet.
ve bunun da daha artacağını düşünüyorum. Tabii şimdi rapora bakıyoruz. Rapordaki en çarpıcı bilgi de aynen sizin de dediğiniz gibi gerçekten son 25 yılda ruh sağlığı rahatsızlıkları çarpıcı şekilde artıyor. Şimdi eğer önlem de alınmazsa işte ekonomik açıdan bakıldığında küresel ekonomiye maliyeti de 16 trilyon doları bulacak deniyor. Şimdi siz bir taraftan da aslında bu bilinç düzeyinin artması noktasında umut var diyorsunuz ama ruh sağlığımızı korumak için de önlem almamız lazım. Ama nasıl? Yani kendimizi mi iyi tanıyacağız? İşte ekonomik koşullara bakıyoruz. Ekonomik koşulların da çok etkisi oluyor. İşte küresel ekonomiye maliyeti bu bozuklukların 16 trilyon dolar deniyor ama bir taraftan ekonomik koşullar da işte o sosyal koşullar da insanları mutsuz yapıyor. Mutsuzluk da bir nevi en kolay bulaşan hastalık gibi diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Yani nasıl korunacağız? Nasıl hastalanmamak için ne yapacağız aslında bütün o bulunduğumuz coğrafyayı, dünyayı, bütün yaşananları düşündüğümüzde çok da kolay değil galiba. Teknolojiyi de böyle işin de merkezine koyarsak aslında biraz konuşalım. Ne dersiniz? Tabii. Etrafımız tabii. Engellerle dolu çünkü bu engelleri nasıl kaldıracağız? Yine iş bizde bitiyor ama buyurun. Şimdi birincisi insanlar psikiyatrik rahatsızlıklarını en yakınlarına gösterirler. Yoksa hani bir psikiyatra gittiniz, sizi muayene etti, sizdeki rahatsızlığı anlamaz. Bunu en yakınımız anlar, en yakınların bir kere aydınlatılması önemli. Diğeri aşırı derecede böyle panik yapıcı tavır ve davranışlardan kaçınmak. Evet. Depresyonun en fazla maliyeti ani alınan kararlardır Hülya Hanım. Evet. Bir insan depresyona girdiği zaman ya işini, ya eşini, ya evini değiştirir. Evet. Bu da ciddi bir maddi kayba sebep olur. Hı. Bu konularla ilgili çok çok iyi en yakın çevreyi aydınlatmak ve onların eğer bir rahatsızlığı olan aile bireyleri varsa bunu saklamamalarını öğütlemek ve bunun anlatılmasını söyleyebilmek. Bu çok önemli. Yani bir anlamda... Mesela intihar. İntihar. Evet. Ailede intihar varsa bunu doktor bilecek. Bunu daireciye gittiyse daireci de bilecek. Herkes bilmeli. Bunu saklamamak lazım. Hı hı. Evet. Yani evet. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Evet. Ya böyle denir ya şimdi işte dünya çapında 300 milyon insan depresyonun pençesinde deyince vallahi şimdi şunu da söylemeden dünyanın mı çivisi çıktı? Yani böyle nereye doğru gidiyoruz? Çok da böyle umutlu bir rapor değil, umutlu bir çalışma değil. Size de katılıyorum ama iç dünyamızda yaşanan belki şöyle bitirebiliriz, katılır mısınız bilmiyorum. O iç dünyamızda yaşanan çatışmaları galiba paylaşmak gerekiyor en yakınımızda ve bu öfke patlamaları noktasında da dikkat etmek öfke gerekiyor. Patlamaları. O öfke kontrolü önemli galiba. Öfke hocam, patlamaları, kilo kayıpları, evet, evet. Dikkatte azalma, bütün bunlar son derece önemli. Depresyonun artması da şöyle doğal, teknolojinin artışıyla beyin gelişimi daha büyüdü, daha farklılaştı. Hı hı. Dolayısıyla insanlar daha hassas ve daha duyarlı hale geldiler. Peki. Profesör Doktor Özkan Pektaş psikiyatr, çok teşekkür ediyorum efendim katkılarınızdan dolayı. Sağ olun.